Merhaba Pati dostum, kanalıma hoş geldin. Bir önceki videomda köpekler neden sahibini yalar adlı bir video çekmiştim. Bugünkü videomda ise köpeklerin kendilerini neden yalamak ister, neden aşırı derecede yalamak ister bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü köpeklerin kendisini aşırı derecede yalaması bir hastalıktır. Yolunda gitmeyen bir duruma işarettir. Sen iyi bir gözlemci olup erken bir şekilde bu durumu fark edersen hastalığın daha fazla ilerlemesine mani olursun. Bu yüzden köpeklerin aşırı derecede yalanmasına neden olan faktörleri iyi bir şekilde dinlemeni istiyorum. Köpeğinin seni yalaması sevgisinden ileri gelir. Bakın bunu Filiz Hanım'ın köpekleri üzerinden izleyelim. Köpeğinin aşırı derecede yalanması ise genellikle bir hastalığa işarettir. Eğer ki köpeğinde aşırı derecede yalanma davranışı görüyorsan 5 şeyi düşünmen gerekir. Bunlardan birincisi obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz yalama davranışı. OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluklar takıntılı ve sürekli tekrar eden davranışları ifade etmek için kullanılır. Çoğu köpek dostunun önemsemediği ve gözden kaçırdığı bir durumdur bu. Şayet köpeğin sürekli aynı bölgeyi yalıyor ve takıntı haline getirdiyse psikolojik yönden de değerlendirilmesi gerekir. Dostum, buna neden olan faktör genellikle stres ve kaygıdır. Köpeğinle senin aranda sıkı bir bağ gelişmemişse bu tür takıntılı davranışları sık bir şekilde gözlemleriz. Bu durumlarda ona karşı ilginizi artırın ve güven duygusunu aşılamaya çalışın. Şayet bu takıntılı davranışa istinaden şekillenmiş olan aşırı yalama davranışı oluşturmuş olduğunuz güven ilişkisine rağmen çözülemiyorsa o zaman psikojenik ilaçlarla tedaviye yardımcı olmanız gerekir. Aşırı yalama nedenlerinden bir diğeri ise alerjilerdir. Köpeğin bir şeyi yediğinde, içtiğinde ya da etrafta bulunan herhangi bir şeyi kokladığında aşırı yalanma davranışı sergileyebilir. Bu, o maddeye karşı köpeğinin aşırı derecede hassasiyetinin olduğu anlamına gelir. Şayet hep aynı gıdayı tükettikten sonra bu aşırı yalanma davranışı ortaya çıkıyorsa, o maddeye karşı alerjik bir reaksiyonun şekilleniyor olması söz konusu olabilir. O gıdayı gözlem altında tutmak gerekir. Alerjilerin tespiti ve çözümü zordur. Bu yüzden sabır gerektirdiği unutulmaması gerekir. Köpeğinin aşırı derecede yalanmasına neden olan faktörlerden bir diğeri ise mantarlardır. Dostum, genellikle mantarlar 3 şeye bağlı olarak ortaya çıkar. Bunlardan birincisi karanlık, ikincisi nem, üçüncüsü ise strestir. Köpeğinin kulübesi ya da baktığın yer karanlık ve nemli bir ortamsa güneş alan bir yere çıkartmanı tavsiye ederim. Güneş alan açık havadar yerler mantar oluşumunu azaltır. Yine stresin mantar oluşumunu tetiklediği bir gerçektir. Bu yüzden bakım ve besleme konularını uzmanlarından öğrenmeniz gerekir. Örneğin yüksek enerjili bir köpeğe sahipsin ve ona göre de bir mama veriyorsun. Fakat köpeğine az ilgi gösteriyor ve onunla enerjisini atması için oyunlar oynamıyorsun. Bu durumda köpeğin enerjisini atamamasına bağlı olarak stres faktörü ortaya çıkacaktır. Bu da mantarı ve beraberinde de aşırı yalanma davranışını tetikleyecektir. Aşırı yalanma davranışının dördüncüsü parazitlerdir. Parazitar uygulamaları yapılmayan köpeğinde iç ve dış parazitlerden kaynaklı aşırı derecede yalanma davranışını görebilirsin. Bit, pire, kene gibi dış parazitlerin ya da gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak problemlerine neden olan İç parazitlerin köpeğinde bulunması halinde kaşıntı meydana gelecektir ve buna bağlı olarak da aşırı yalanma davranışı şekillenecektir. Bu yüzden parazitar uygulamaları geciktirmemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak köpeklerde aşırı derecede yalanmaya neden olan faktörün bir diğeri ise yaralanmalar ve eklemlerdeki ağrılardır.
Köpeğin herhangi bir sebebe bağlı olarak yara aldıysa ya da eklemlerinde bir ağrı varsa bu durumda da o bölgedeki ağrıyı hafifletmek için aşırı derecede yalanma davranışı sergiler. Köpeğin yalanarak endorfin mekanizmasını aktive eder. Endorfin peptit yapılı bir hormondur ve beynin hipofiz bezinin ön lobundan sentezlenip salınır. Köpeğin ne kadar çok yalanırsa vücuduna o derecede endorfin salınır ve bölgedeki ağrı da hafifler. Bu yüzden köpeğin aşırı derecede yalanıyorsa elini köpeğinin vücudunda gezdirip herhangi bir bölgede ağrının olup olmadığını tespit etmen gerekir. Vücuduna dokunduğun herhangi bir bölgede aşırı derecede hassasiyet varsa bu durumu mutlaka veteriner hekiminle paylaşman gerekir. Pati dostum, bugün sana köpeklerin kendisini aşırı derecede yalanmasına neden olan 5 faktörden bahsettim. Diğer pati dostlarının da duyması için videomu paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak, hoşça kal.